2 Eylül haftalık burcumuza hoş geldiniz. Haftada neler olacak, neler bitecek? Özellikle not aldıklarımı kontrol etmek istiyorum. Koç burçları 2 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız. Koçların aslında evet çok dingin bir kafa yapısı varken ve işleriyle alakalı oturtmak istediği sistemi de çok verimli şekilde oturturken birden etraftaki insanlara kafayı takmaya başladınız. Bence insanların enerjisinden çıkın. Çünkü siz ne istediğinizi biliyorsunuz. O yüzden doğru bir noktadasınız. Bu doğru noktayı daha büyütmek istiyorsanız insanların söylediklerine kulak arkası yapmıyorsunuz ve kendi işinize konsantre olduğunuz sürece çok doğru anlaşmalar ve yenilikler sizin hayatınıza artı olarak gelecek. Hiç korkmayın diyorum. Özellikle şu var, koçların yönetimleriyle ilgili bir sıkıntı değil de kendilerine iş kurmak isteyen koçların da Eylül itibariyle bu radikal kararı 2 Eylül'den sonra vermiş olacak. Ortaklı güzel bir çalışma onların hayatında acayip güzel bir noktaya gelecek diyorum. Biraz parayla alakalı kafayı taktığınız noktalarınız var ve ödemelerle ilgili çok panik bir haliniz var. Hiç takmayın çünkü siz Allah kısmet ederse yıl sonuna kadar %60 %70 rahatlayacaksınız. Özel hayatınızla ilgili daha mantığınıza oturduğu için bu ilişkiyi ciddiyete götürten bazı koç burçları için de bu yıl söz nişan dediğimiz bir dönem ama evliliği olan bazı koçların da biraz daha eşleriyle alakalı kaliteli vakit. Bakın vakit ayırmıyor demiyorum. Kaliteli vakite ihtiyacınız var. Çünkü eşinizin sizinle geçireceği belli bir zaman ona çok iyi gelecek diyorum. Biraz da miras konularınız gündemde olabilir. Uzun süredir çözmek istediğiniz bir arsa artık çözümlenecek ve ferah bir noktaya erişeceğiz. Ufak bir yurt dışı seyahatiniz ve bu yurt dışı seyahati sizin için hem iş anlamında hem kariyer anlamında acayip bir olumluluk yaratacak. Hiç korkmayın koçlar, size gerçekten güzel bir Eylül haftası var ve keyifli. Sağlık olarak boyun fıtığı, bel fıtığımız ve mideye vuran problemlerimiz gündemde olabilir. İhmal etmeyin diyorum. 2 Eylül boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğaların aslında çok daha yasal olarak ya da devletle alakalı çözmeniz gereken bir sürü elimizde evraklarımız var ve hepsi sizin için hayırlı olacak ama o kadar rahatsınız ki nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Bence artık bu rahatlığı geride bırakın ve başlayın. Çünkü gerçekten sonu sizin için zafer olacak kadar değerli dosyalar var. Bunun üstüne mutlaka gidin. İş konusuyla ilgili de beklediğiniz yenilikler gerçekleşecek ama bu yenilikleri doğru eğer yönlendirirseniz kat kat başarı sağlayacaksınız. Ve uzun süredir de devletten beklediğiniz güzel bir iş olumu bekleyen boğa burçları için de tam doğru dönem atamanız ya da gerçekleşecek bazı evraklar sizi mutlu edecek gözüküyor. Bir ev değişikliği düşünen boğa burçları için de Eylül'ün sonuna kadar istediğiniz ev sizin için hayırlı olacak ve aydınlık olacak diyorum. İlişkisi olmayan boğa burçları isyanın üstüne geçti. Tam başlıyoruz, yarım kalıyor. Tamamlanmıyoruz. Acaba bizde bir negatiflik mi var diye düşünüyorsunuz. Rabbim size doğru enerjiyi yakalamadığı için yarımlıklar olabilir. Endişe etmeyin. Bu Eylül bitiminde de sizde doğru aşk olacak. Evli olan boğa burçlarımız için de çocuk muradı ya da çocuklarınızla ilgili kariyer hayatı ile ilgili yenilemek istediğiniz süreçlerinde güzel kağıtlarını alacaksınız. Bu da sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. Sağlık olarak göz hassasiyetiniz, alerjik sıkıntınız olabilir ve kulak çınlamaları, biraz dedikodunuz yapılıyor boğalar. Bu ara belki dedikodu sizin kulak çınlamanıza sebep olabilir ama bu sağlık problemi anlamına gelmiyor. Endişe etmeyin istiyorum. Belki sizin olumluluk dediğimiz anne baba ziyaretleri gündeme gelecek. Bu ziyaretler belki sizin de duygusal boşluğunuzu oturtup gayet güzel bir noktaya erişeceksiniz. 2 Eylül ikizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin biliyorsunuz ki inanılmaz pratik bir zekası ve hızlı konuşan bir enerjisi onları istedikleri iş ve hedeflediği ve olmaya gitmek istedikleri iş kapısını, şansını zorluyorlar. Bunu başaracaksınız ikizler. Biraz daha azimli olun ve siz istediğiniz kapıyı zorluyorsunuz. Bu sizin kapınızda olacak. Özellikle işiyle ilgili de farklı yenilik isteyen ikizler için de tam doğru bir haftaya giriş yaptınız. 8 Eylül'e kadar bunu çözün. Basamağınız ve yerinizi rahatlatacaksınız.
Fakat kariyer hayatını devam ettirmek isteyen ikizlerin de yurt dışı hayalleri var. Gerçekten istediğiniz gerçekleşecek ama biraz daha burada para biriktirip öyle yol almak istiyorsunuz. Doğru, biraz daha paranızı biriktirin, ondan sonra yol alın diyorum. Sağlık olarak migren ağrınız ve özellikle midede gaz sıkışmalarınız söz konusu olabilir. Bu size baş ağrısına doğru hareket sergiliyor olabilir. Bunu ihmal etmeyin istiyorum. İleride bununla ilgili sorun yok. Özel hayatınızla ilgili de aslında ilişkinizle ilgili doğru ilerlemek istiyorsunuz ama hedefleriniz büyük olduğu için şu ara bu ilişki böyle doğru rutinde devam ettirip belli bir süre sonra evlilik yapmak isteyen ikizler için çok doğru bir karar. İstediğiniz noktaya erişin. Ama aşk isteyen ikizlere de bu sürpriz Eylül, onlara doğru eli tutma, doğru hayata birleşme dediğim enerjiye gireceksiniz. Hiç korkunuz olmasın çünkü uzun süredir artık ben unuttum aşk nedir, ilişki nedir dediğiniz evreyi hayatıma almıyorum, iş ve para odaklıyım ve uzun süredir de almak istediğim bir ev anahtarı var diyen ikizlere de bu doğru süreç hem aşkla gelecek hem de ev anahtarı sahip olacağınızı söyleyebilirim. Ama şöyle bir sorun var, sizin de anne ve babalarınızla ilgili ya da kardeş diyaloglarınızla ilgili biraz gerileme dediğimiz bir süreç var. Aileyle olan bağlarınızı tekrar güçlendirin. Çünkü uzun süredir iş ve stresten kaynaklanan vakit ayıramıyordunuz. Lütfen artık bunu zamana geçirin. Çünkü onların size çok büyük bir özlemi var. Bir de ufak tefek evinize misafir gelecek ve uzun süredir görmediğiniz dostlarınızda sürpriz gelişmeler var. Ve de bir de çok ikizlerin birinin geri dönmesini istiyor bazı ikizler. Evet, bundan haber gelecek ama bir evlilik değil ama egonuzu iyileştireceksiniz. Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız 2 Eylül. Yengeçlerin kendi kariyerleriyle alakalı bekledikleri evraklar kapısında imzalamak istedikleri noktanın hayrını yaşayacaklar. Ama hem kariyer hem eğitim yapan yengeç burçları ciddi anlamda yoruldu çünkü artık okul bitse de ya da kariyerim bitse de okul bitse de kariyerime daha adapte olayım. Ama burada dil eğitimi almak isteyenler var. Lütfen dil eğitimlerinizi tamamlayın. Bu ileriki kariyer hayatınız için çok doğru bir süreç olacak. Özellikle finans sektörüyle alakalı biraz gerginlikler yaşayan yengeç burçların biraz daha hesaplar konusunda dikkat etme, iftiraya uğrayabilirsiniz. O yüzden finans sektörüyle ya da muhasebeci olan ya da mühendis, matematik mühendisi olanlar bu dönem özellikle alanınıza dikkat edin. Bir açıklık size sıkıntı yaratacak. Bu sıkıntıyı erken fark ederseniz önü çok ferah ama fark edemezseniz işle ilgili çok büyük zorunluluklar hatta çıkmaya kadar gidebilir. Dikkat diyorum size. Bazı yengeçlerin de özellikle devletle alakalı sıkıntılar olan yengeçler de aslında çok şeyin aydınlanmasını yaşadınız ama yerinizin sağlanmasını ve kadrolaşmak istiyorsunuz. Ekim-Kasım doğru süreç. Şu an yerinizdesiniz. Panik yapmayın yengeçler. Ama sonrasında sürpriz bir oluşum, farklı bir yerden teklif, belki bulunduğunuz noktayı da değiştirebilirsiniz. İlişki konusunda şu an evet elimdekiyle giden bir şey var ama mutsuzum diyen yengeçler ve yeni aşk arayanlar bence şu an elinizdeki doğrudur. Ona sahip çıkın ve düzeninizi kurun. Çünkü siz duygusalsınız ama sinirli ve agresif olduğunuz için duygusallığınızı ne kadar yengeç de olsanız yansıtmadığınızı söyleyebilirim. Son zamanlarda anne ile ilgili sağlık problemi olabilir. Bunu biraz hüzün yapıyor olabilirsiniz ama ufak bir tedavi ya da ufak bir iyileşme sizi mutlu edecek gözüküyor. Sizin de mantar, tırnak mantarı, ayak mantarlarınız ya da vücutta ufak tefek mantar kaşıntılarınız olabilir. Bir vücudunuzun bir noktasını kontrol etmeniz gerekebilir. Mantarlar ilerlemesini istiyorum. Bir de yeğen sevinci yaşayacak yengeçler var ya da kardeş sevinci yaşayan yengeçler var. Onlar için de güzel bir dönem diyorum. Evet, aslan burçların 2 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız aslanların yeni araç aldıkları ve bunun ödemeleriyle alakalı biraz zorluk yaşadıkları, hatta bazı aslanlar ev kredisi konumuna geçiş yaptılar. Evet, bazı ortaklı işleriniz de var, parasal evlerinizde de sıkıntılar var ama risk yaptınız, doğru yatırım yaptınız. Bu size artık bir puan getirecek. Bununla ilgili endişe etmeyin. Çünkü sizin özellikle Eylül'ün 8'inden sonra hayatınızda çok daha artılar geçeceği için bence işinizi de konsantre, biraz daha dikkat edip bazı hataları iyileştirirseniz bu kredilerinizi gayet rahat bir şekilde ödeyeceksiniz. Ama sizde bir evham var, olmayacak, olmayacak, olmayacak diye enerjinizi olmayacak dediniz. Bence aslan
biraz olacak deyip enerjiye girersen sana çok daha güzel sonuçlar elde edecek. İşsiz aslanlara da Eylül bitmeden doğru iş kapınız olacak ve uzun süredir de devletle ilgili sıkıntıları olan aslanların da temiz bayrağınızı aydınlığa kavuşturacaksınız. Ufak bir ödeme yapacak bazı aslanlar, endişe etmeyin. Bu ufak ödemeniz ileride devletle ilgili hiçbir sorununuz olmayacağınızı gösterir. Bir de uzun süredir ortaklı giden ve satılmasını istediğiniz bir yerin sevincini bu hafta sonuna kadar yaşayacaksınız. Bu da sizin için iyi olacak. Uzun süredir bir bayan arkadaşınızın göz enerjisine maruz kaldınız. Sirkeli suyla bir yıkayın ya da evinizi ve iş yerinizi sirkeli suyla yıkarsanız üzerinizdeki negatiflik gidecek. Çünkü bu 2 Eylül ve 8 Eylül nazar enerjisi, Türkiye'nin genelinde bir nazar enerjisi var. O yüzden mümkünse bütün burçlar bunu yapabilir diyorum. Gözlük değiştirmek isteyen bazı aslanlar için de tam gözlük dönemi olabilir. Bu da sizin için sağlıklı olacak. Evliliğiyle ilgili sorun yaşayanlar aslında evliliklerini iyileştirdiler. Pürüzsüz gidiyorlar. Hatta sürpriz çocuk niyeti yıl sonuna kadar böyle bir kararınız var ama doğru mu? Evet doğru yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı görmüyorum. 2 Eylül Başak burçları neler bekliyor diyorsanız. Başakların aslında uzun süredir işe geri dönme ve bunun için çok mücadele verdiler. Ve işe geri dönüş hakkımızı kazanan bazı başaklar kutlamaya başlayacaklar. O yüzden yasal bu yıl, bu ayın sonu ya da Ekim sonuna kadar işinize geri gelme gibi bir durumumuz var. Ama bulunduğunuz ve yeni işe giren başak burçları bence doğru noktadasınız. Biraz daha konsantre olursanız işinizde yükselme, başarı sağlayacak. Fakat öğretmen olan ya da devlet kadrosuyla alakalı bir yer değişikliği, bir şehir değişikliği gündemi olacak. Biraz başaklar bu dönem yerini belirleyemedikleri için huzursuz olabilirler ama para yeri belirleneceği için bence bunun rahatlığını tadın. Çünkü paranız bu dönem daha verimliliğe kavuşacak ve çok daha güzel aydınlanmalar yaşayacak. Özel hayatınızla ilgili de uzun süredir aşk yaşamayan başakların geçmiş takıntılarını kenara bırakırlarsa doğru aşka yelken açacaklarını görüyorum ama başaklar biliyorsunuz ki hem merhamet hem vicdanla savaştıkları için tekrar şans vermeyidir. Hayır, sizin geçmişinizin size şans vermesi değil, kara yılan gibi hayatınızın ortasında kalmasına döner. O yüzden geçmişe hoşça kal diyorsunuz. Çok da iyi bir kısmetiniz var. Bunu değerlendirirseniz evlilik ve huzurla sonuçlanacak. Bence başaklar artık yeniliklere açılın. Bazen devlet memuru deriz ya, o tam devlet memuru kafanız var deriz ya. Evet, bu memurluk kafasından çıkın. Jenerasyona ayak uydurun ki çünkü hayatınızdaki yenilikler size çok daha sürprizler yaratacak. Sizin de babayla alakalı sağlık problemleri gündemde olabilir. Uzun soluklu bir hastane sorunuz olabilir. Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de yeğeniniz ya da kardeşinizle ilgili yaşanan gereksiz laflar sizi yıprattı. Bence onlar için değil, kendiniz için nefes almayı öğrenirseniz çok huzurlu ve çok mutlu olacağını söyleyebilirim. Sizin de rahimle ilgili ya da belle ilgili sıkıntılarınız olabilir ya da erkekleri ilgilendiren prostatla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Lütfen bu konuyu da toparlarsanız ileride bununla ilgili sıkıntı. Bir de unutkanlık başladı başaklarda. Lütfen bol bol vitaminlerinizi alın. Unutkanlık geride kalsın. Terazi kuşlarını 2 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız. Miskin terazilerin uykuyla alakalı derin bir ruha girdiler. Çünkü biz yazın tadını çıkartamadık. Şimdi yaz mevsimindeyiz diyen terazilerin bazıları deniz sefasında, keyif sefasını çıkartın. Çünkü geldikten çok sonra çok yoğun bir iş temponuz ve bazıları işle ilgili mücadelelerini verecek ve haklarınızı istediğiniz noktada kazanacaksınız ama tembelliği geride bırak teraziler. Son zamanlarda çok kilo aldığınız, biraz da spora ihtiyacınız var. Çünkü vücutta yağlanma oranı başlamış. Bunları toparlamanız lazım. Ama bir yerden haber bekleyen ve özellikle istediği iş kapısından ya da biriyle ortak iş yapmak isteyen haber kapınızda, bunu doğru değerlendirirseniz marka ya da marka bir işe gireceksiniz ve uzun soluklu devam edeceğinizi söyleyebilirim teraziler. Sizin de bazı boşanma ya da radikal ilişkinizi bitirme dönemine giriş yaptınız. Çünkü yorucu her şeyi kenarda bırakıp dingin bir hayat ve kendi yönünüzü ve yaşanan haksızlıkları artık kendi başınıza çözmek istiyorsunuz teraziler. Doğru karar ama her iki tarafta incinmeden bu doğru kararı imzalatırsanız daha huzurlu olacağınızı düşünüyorum. Çünkü terazilerde şu var: malı ben yaptım, senin hakkın yok ya da al malı lanet olsun istemiyorum diyorsun.
hakkınızı yarı yarıya alın. Herkes adalet noktasında doğru evreyi düşünsün diyorum. Uzun süredir de ailenizin satmak istediği bir mal, anahtar, bina ya da araçla ilgili, evet, Eylül'ün sonuna kadar bu istediğimiz Murat olacak ve siz de kendinize daha huzurlu, bahçeli bir eve geçmek isteyen bazı teraziler için de çok doğru bir dönemin kararı olacak. Bunu yapabilirsiniz. Sağlık olarak belki dikkat etmeniz gereken tek şey, uyku düzeninizi oturtuyorsunuz. Belki uyurken nefes almalarda zorlukça bir kalp ritim kontrolü istiyorum, başka bir şeye gerek yok diyorum. Akrep burçları 2 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız, Rejim. Yani akrepler son bir aydır rejim kafalarına girdiler. Hiçbir şey yememedi ama kardeşim siz de bir yiyorsunuz bir yemiyorsunuz. Vücudu doğru dengelerseniz daha sağlıklı olur diyor. Evet, çok yoğun bir iş dönemine giriş yaptınız. Dingin bir de hafta geçirdiniz ama parasal dengelerinizle alakalı yaşadığınız zorlukları çözmekle ilgili korkularınız olduğu için biraz paraya panik atak evresi yaşıyorsunuz. Korkmayın, Eylül'ün sonuna kadar ödemelerinizle ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak. Bazı akrepler kredi borçlarıyla ilgili tedirginler, ödeyecek miyim, ödemeyecek miyim? Bence bunu boşaracaksınız. Çünkü aziminiz o kadar ve mantığınız o kadar güçlü ki sadece ve sadece kendinize yalan söylemeyi bırakıp, hayalleri bırakıp doğru kimliğe erişirseniz akrepler sizin zekanızla kimse oyun oynayamaz. Bence bir gerçek hayata geri dönün. Hayalperest dünyanızdan çıkın ki ödemelerinizi ön plana atın. Ve uzun süredir çocuğunuzla alakalı biraz dağınık diyorsunuz ve adaptasyon problemi var. Belki çocuk yogası veya da siz ailece bir yoga enerjisine girerseniz çocuğunuz sevdiğinizi anlamamış olabilir ya da yanlış anlıyor olabilir. Ya çocukluk ya da ergenlik kafasında olabilir. Bir zıtlık dönemi var. Evde bir yoga ya da ayrıca videoyla yoga yaparsanız enerjinize çok iyi gelecek diyorum. Sizin de belki sağlık olarak son zamanlarda sizde bir sağlık problemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sizde sağlık problemi değil de ruhsal olarak çok yorgun olduğunuz için ufak tefek panik atak ve kaygı, para kaygılarınız çok ön planda. Bunları iyileştirmek için de size nefes terapisi de söyleyebilirim. Enerjiniz değişsin. Belki de kardeşlerle ilgili bir anne ya da baba mezarı ziyaret etmek isteyen bazı akrepler tam zaman diyorum. Hem ilkbahar, sonbahar başlığı hüzün dönemidir. Gidin mezarınızı ziyaret edin. Bir de annesinin ameliyat olacağı ile ilgili kaygılar var. Doktor vazgeçecek, ilaç tedavisi denecek. Endişe etmeyin diyorum. 2 Eylül yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yayların aslında daha yasal süreçlerle ilgili, yani eğer ki avukatsanız ya da savcı ya da devletle alakalı yüksek bir mertebedeyseniz belki bu dönem sizin için zorlu davalar ya da zorlu bir deneyden geçeceksiniz. Aman dikkat edin, paso vermeyin. Çünkü bu size biraz sıkıntı yaratabilir. O yüzden ödevlerinize doğru çalışın ki devletle alakalı gereksiz bir olay, sizin şahsınıza ait sorunlar yaşanmasın istiyorum. Bir de ilişkiler konusunda yayların geçmişten insanları hayatına geri gelmek istiyor. Sürpriz geçmişten gelen kişinin evlilikle geleceğini göreceksiniz ve bu size evlilik kararını verdirecek gözüküyor. Mutlu bir evlilik rüzgarına giriş yapacaksınız ama sizin en büyük sorunuz yaşadığınız ev sizi basıyor ve karanlık hissediyorsunuz ve enerjiniz bu evde daraldı diyorsunuz. Evet, parasal evrenizde de çok zorluklar olabilir ama bence bir evinizin enerjisini, yani illa evi değiştirmenize gerek yok. Ne bileyim, yatak odanızı salona alın, salonunuzu küçük odaya alın. Yeter ki evde bir enerji ve huzur enerjisi yaratırsanız daha mutlu olacağınızı düşün. Çünkü yay burçları toprağa dokunmadan yaşayamaz. Biraz daha kışa çok var. Ben kışın bile ayağımı toprağa döküyorum. Enerjiniz akşam yatsı ezanı okunmadan bir toprağa dokundurursanız yüzlerinizdeki negatifler çok farklı bir noktada değişecek ve siz daha güçlü hissedeceksiniz. Sizin de belki ailede kardeşler arasında keyifli bir döneme geçiş var. Belki mangaldı, belki akşam yemeğiydi. Ailenizle geçireceğiniz güzel keyifli haftalar var. Bunu doğru düzenlerseniz aileden büyüklerinizin size bir sürpriz bir hediyesi var. Bu sürpriz hediye, hatta istediğiniz bir şeyin anahtarını alacaksınız. Bence çok istiyordunuz. Rabbim de bunu size verdi diyorum.
ufak bir İtalya seyahati, İspanya, İsrail, yani artık neyin iyi harfli bir ülke ziyareti yapmak isteyen yaylar orada iş anlaşmasını gerçekleştirecekler. Bence gidin anam, hemen gidin. Çok doğru bir iş anlaşmanız. Bu sizin için önemli. Sizde de diş eti, işlerle alakalı sorun olabilir. Bir de büyük anne ya da büyük baba ya da büyük dede dediğimiz kişilerin bir sıkıntılı bir dönem olabilir. Bunu ihmal etmeyin istiyorum. Oğlak burçları 2 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız. Oğlakların aslında çok yoğun insanlar arasında bir çatışmaya maruz kaldı. Laf çatışması, kıskanma çatışması, herkes ayağını kaydırma döneminde. Oğlak sen Alman motorusun, ben sana inanıyorum. İnsanlar istedikleri kadar sizin üstünüzde mücadele versin. Siz o azmi ve o tuttuğunuz yeri kimse sizden alamaz. Bence sizin şu sorununuz var. Herkese lafı sokup kenara katıyorsunuz. Bence artık insanlara laf sokmayı bırakın. Çünkü zaten çok düşmanınız var. Düşmanınızı ekarte etmek istiyorsanız sessiz kalın ve yeriniz zaten sağlam. Size bir şey olmaz, korkmayın diyorum. Ama oğlakların şu durumu var. Didişmeyi seviyorlar. Ruhlarında kadın erkek ayrımı yapmıyor. Ruhlarında bir espiritüel yönü ama can alıcı espiritüel yönü. Oğlakların keyfine diyecek bir şey yok ama onların en büyük sorunu bence kendilerini aşamamalarıyla. Psikolojik savaşlarını başka insanlara tepki göstererek yapıyorlar. Bence bunu geride bırak. Çünkü sen psikolojik olarak da güçlüsün oğlaklar. Sadece sevgi ve sevgiyle alakalı dengeni oturtursan daha huzur ve daha dingin bir para harcamaya giriş yapacaksın. Bazı oğlakların, özellikle erkek oğlakların şöyle söyleyeyim. Hani deriz ya, ufak tefek insanlardan gelecek zararlar, yani ne bileyim sokak mafyası, o bir değnekçi ya da bir devletten gelecek bir zarar döneminiz var. Bunu doğru yasayla çözerseniz kılınıza bile zarar gelmeyecek ama ben yaparım derseniz ciddi yaralar alabilirsiniz. Bunları bu ara dikkat edelim diyorum. Kadınlar için de belki dedikodu dönemi geride kaldı. Lütfen işinize konsantre olun ve çok daha güzel süreçler başlayacak. Bu sizin için hayırlı. Bazı oğlak burçlarında da kardeşlerden gelecek çocuk sevincinin mutluluğunu yaşayacaksınız. Bir de uzun süredir motor almak ya da araç almak isteyen oğlaklar tam zamanı istediğiniz motor ya da araç kapınızda olacak. Bir de sizin unuttuğunuz bazı borçlarınız var. Lütfen oğlaklar, bunları artık hayata geçirin ve bu borçlar size ileride yasa ve icra olarak gündeme gelebilir. Bence unuttuğunuz evraklarınızı tekrar kontrol edin ki zarar görmeyin istiyorum. Belki sizin tek isteğiniz sevgi, annenize ya da babanıza sarılın, mis gibi bir koynunda uyuyun, yaşınız kaç olursa olsun saçınızın okşanmaya ihtiyacı var. Ben de sizin sağlık sorununuz bu diyorum. Kova burçlarının 2 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında bir ufak bir kaza ya da kemik kırılma ya da çatlama ya da vücutta böyle bir şey olduğu için onlar da böyle bir işe de gitseler ağrı ya da vücuttaki bir ağrı onları çok yıprattı. Evet, iş konumuzla ilgili bir sorun görmüyorum ama sizin vücut yapınızla ilgili son zamanlarda yaşadığınız bir olay vücudunuzu yordu. Bence biraz izin alın, vücudunuzu iyice iyileştirin. Denizin de tam zamanı, gidin bir denizde enerjiniz değişsin. Sadece size ait olacak çünkü okullar açılıyor, deniz boşalacak, insanlar evlerine dönüyor. Belki kovanın güzel bir güneş ve denize ihtiyacı var. Bunu başardığınız takdirde vücut ağrılarınız ve yaşanan sıkıntılar geride kalacak. Uzun süredir öğretmen olmak isteyen kova burçları için de tam dönemi başlamış. Hayırlısıyla atamalarınız ve yerleriniz belirlenmiş gibi gözüküyor. O yüzden şimdiden bunun da mutluluğunu tadın istiyorum. Ama üniversite hayatı ile ilgili bazı kova burçlarının biraz tedirginlikleri, umutsuzlukları olmuş. Seneye daha başarılı olacaksın kova, endişe etme. Bir iş ortaklığı yapmak isteyen bir kova burcu, bazı kova burçları için de tam dönemi diyorum. Şu dinlenin. Denizin bir haftalık tadını ve vücudunuzu işleyin. Çünkü size Eylül şansınızın bol olduğu, sadece ruhunuzun daraldığı ve çok büyük imzalar atıp, çok güzel paralar kazanıp, çok verimliliğe geçiş yapacaksınız. Bence artık sen dinlen ve kendine gel. Sizde de belki egzama, kaşıntı ve basur olabilir. Bunlara dikkat ederseniz sevinirim. Uzun süredir de belki de bir miras vardı ama siz vazgeçtiniz. Vazgeçmenize gerek yok. Sizin hakkınızdır o ve sizin elinize gelecek. Hiç endişe etme kova burcu diyorum. Evet, balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız 2 Eylül'de.
Balıkların eşleriyle ilgili çocuk formatına başladılar. Hadi şimdiden hayırlı olsun. Anne ve ilk çocuk heyecanı olacak onların hanesine. Bu sizin için hayırlı bir aydınlık. Ama sizin hep böyle dingin ruhunuz, hiçbir şeye takmıyorum havanız, ayağım duygusal, duygusallık, hayır siz acayip ve takılmayı seven ve işinize de acayip bağlı ve kurallarınız olan balıkların yavaş yavaş daha büyük noktalara erişeceksiniz. Beklenmedik iş kapılarınızda açılma ve yöneticilerinizin size sunacağı değişimler sizin aklınızı karıştıracak. Hiç karıştırmasın, daha güzel şeyler olacak balıklar. Çünkü siz hak ediyorsunuz. Uzun süredir çok yoruldunuz ve bu yorgunluk sizi bitirdi. Artık hayattan tam umudu keserken olmadık iş kapıları size çok güzel bir aydınlanma yaratıyor. Korkma balıklar, güzel bir ay. Bunu değerlendirdiğiniz takdirde aracınız ya da evinizi değiştirme, evinizdeki eşyayı değiştirme kararına gireceksiniz. Çünkü maddi olarak geçtiğimiz 3 ay biraz para harcamanız ilerlediği için bu ay hiçbir şey yapmaktan korkuyorsunuz. Korkmanıza gerek yok. İstediğiniz şeyi alıp gayet rahat bir şekilde ödeyeceksiniz. Sizde bir aile şehir dışı ziyareti olacak balık burçları. Eşiniz ya da sevgilinizle ya da ailenize gitmek istediğiniz. Bu size çok iyi gelecek. Bunun tadını da çıkartın çünkü siz ailenizi çok seviyorsunuz. Onları uzaktan sevmek aşkların en güzeli odunda bazı balıklar var. Evet, uzaktan seven balıklara ailenizle vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum. Belki sizin de sağlık olarak son zamanlarda burun alerjik burun enfeksiyonlarınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin ki siz bir de ayaklarda yanma gibi ya da ayaktaki sıcaklık, hani bazı kadınlar menopoza girince ayakta böyle alev alev, erkek için de geçerli. Belki şekeriniz de olabilir. Bu şeker sizi rahatsız ediyor olabilir. Kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, balıklar gayet güzeller, iyiler, başarılılar, korkmuyoruz. Ama uzun süredir devlete girmek isteyen balıklara da güzel bir, geçici de olsa güzel bir iş kapısı olacak. Hiç endişe etmeyin. 2 Eylül, 8 Eylül haftalık burcumuzu yorumladık. Koplayıp zıplayıp lütfen abone olun. Bol bol yorum yapın istiyorum. Sizden tek ricam bu. Sokak hayvanlarına, canlılara, kadınlarımıza, doğadaki her şeye değer verin. Çünkü her canlı bir gün ölümü tadacak. Lütfen, hiçbir ölüm bir insanın elinde değil, eceliyle olmalı diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.